1988 yılının yaz ayıydı. Tanju Çolak 39 golle gol kralı olmuştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeni açılmıştı. Metallica yeni albümünü yayınlamış. Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda Sovyetler Birliği'ni 2-0 yenip şampiyon olmuştu. O sırada gazetelerde doktorlar zakkumun kanseri iyi gelip gelmeyeceğini tartışıyorlardı. Bir doktor çıkıp zakkumun kanseri iyi geleceğini söylemişti. Yaklaşık bir hafta sonra bir adam bahçesindeki zakkum kaynatıp içip ölmüştü. Bizde böyle şeyler olmaya hep devam eder. Doktorlar bunu tartışıyordu ama benim ve kız kardeşim için hiçbirisi bir önem taşımıyordu. Biz çünkü o zaman hayatımızda ilk defa tatile gidecektik. Babam bir hafta önce gelmiş ve şöyle demişti. Hazırlanın çocuklar, haftaya tatile gidiyoruz. Biz birbirimize bakmış, sonra evin içinde çılgınca koşturmaya başlamıştık. Çünkü artık bizim de okula gelince sonbaharda anlatacak bir hikayemiz olacaktı. Biz hemen mayolarımızı, kovalarımızı, simidimizi, her şeyimizi hazırlamıştık ve tatil yoluna düşmüştük. Tatil dediysem öyle büyük bir tatilde değildi. 5 yıldızlı filan bir otel de değildi ya da muhteşem bir tatil köyü. Mütevazi bir tatil yeriydi gittiğimiz. Tekirdağ'da Şarköy'de böyle Lego evleri gibi küçük küçük evlerin sıralandığı, 2 odalı evlerin olduğu bir yerdi. Ortak mutfak ve ortak banyo vardı. Sağdaki komşumuz Zonguldak'ta bir maden işçisi Salim amcaydı. Bir de oğlu vardı Selim, benim yaşımdaydı. Bütün gün babasının madenci baretiyle gezerdi. Ara sıra bana da verirdi ve birlikte kumun içinde maden arardık. Sağda, diğer taraftaki komşumuz Kemal amca ve Naile teyzeydi, emekli öğretmendi. Genelde emeklilerin, işçilerin ya da böyle bizim gibi orta sınıf insanların geldiği bir yerdi. Ama mutluyduk. Hep birlikte yemek yapılır, hep birlikte o yemek yenir, hep birlikte kahkahalar masalardan göğe yükselirdi. Güzel zamanlardı. Herkesin herkesle dost olduğu zamanlardı. Mutluluk basit bir denklemdi hepimiz için. Her şeyden mutlu oluyorduk. Böyle bir akşam zaman geçerken Salim amca geldi ve bir akşamüstü babama şöyle dedi. Yazlık sinemaya film gelmiş, gitsek mi? Salim amcanın gür ve süsü vardı. Hep soruyla konuşurdu. Gitsek mi, yapsak mı? Ona karşı koyamazdınız. Babam tamam gidelim dedi. Hep beraber ailecek ve diğerleriyle birlikte biz yazlık sinemaya gittik. Hayatımda ilk defa sinemaya gidiyordum. Böyle tahta sıraların arka arkaya dizili olduğu yaklaşık 50-60 kişilik bir yerde. Ekranda dev bir perde vardı. Bir Türk filmi oynuyordu. Türk filmini hatırlamıyorum. Çünkü o sırada biz Selim'le birlikte yarın hangi madeni bulacağımızı konuşuyorduk. Baret gene yanımızdaydı. Biz onu konuşurken birden Kemal amcanın karısı Naile teyzenin ağladığını fark ettim. Sonra biraz daha öne eğilince Salim amcanın karısı Nuran teyzenin de ağladığını gördüm. Sonra biraz daha bakınca annemin de ağladığını gördüm. Sonra bir döndüm, bütün kadınlar ağlıyordu. Sanki biz gizli bir tarikattık ve ağlama seansı yaratıyorduk orada. Öyle yakarıyorduk Tanrı'ya. Sonra bir baktım erkeklerin de gözleri dolu doluydu. Herkes ekrana bakıyordu, ben de ekrana baktım. Ekrandaki kadın da ağlıyordu ve adamın da gözleri dolu doluydu. O gün orada şaşkınlık içerisinde olup biteni anlamaya çalışıyordum. Çok sonra storytelling üzerine çalışırken aslında o gün orada olan şeyi anladım. 1990'lı yılların başında Parma'da bir nörobilim laboratuvarında Rizzolatti ve Gales adında 2 bilim insanı ve ekibi bir araştırma yaparlar. Araştırmanın amacı şudur. Bir deney maymunun kafasına elektrotları bağlarlar. Deney maymunun fındık yerken beyninin hangi bölgelerin aktivite olduğunu gözlemlerler. Deney basit, günde sıradan bir gündür. Ama her büyük buluş gibi rastlantısal, tuhaf bir olay olur. Deney biter, maymun konulur. O sırada bilim insanları verileri işlerken birden birisi şunu fark eder. Maymunun biraz önce fındık yerkenki beynindeki nöronların aynı zamanda aynı yerde aktive oluyordur. Oysa maymun fındık yemiyordur ama fındık yiyen bir araştırmacıya bakıyordur. Nasıl olduğunu anlamazlar. Bir süre daha izlerler. Maymun fındık yemiyor ama fındık yiyen araştırmacıyı gözlemlediğinde beyninde aynı yerler aktive oluyordur. O gün ünlü Hint asıllı Amerikalı sinir bilimci Ramachandran'ın dediği şey olur. DNA'nın keşfinden daha büyük bir keşif. Aynı nöronları keşfedilir. Yani o 88 yazında annemin ve kadınların ağladığı şey, kurgusal olduklarını bile bile oradaki üzüntüyü kendi üzüntüleri gibi hissetmeleri aynı nöronları sayesinde olmuştu. Babam ve oğlum filminde insanların ağlayarak çıkmasının sebebi aynı nöronları yüzündendi. Bir hikaye okuduğumuz zaman Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nı örneğin Raskolnikov'la birlikte Rusya'nın sokaklarında gezinmemiz aynı nöronları yüzündendi. Aynı nöronları bizim bir başkasının üzüntüsünü bizim üzüntümüz, bir başkasının sevincini sevincimiz yapıyordu. Yani sanal gerçeklik simülasyonlarıydı. Gales O deneyden sonra bir gün bir yerde şöyle dedi. Zaten sanat aynı nöronlarını yüzyıllardır biri kendi lehine kullanıyor. Gales doğru söylüyordu. Sanat özellikle edebiyat ve hikayeler aracılığıyla bunu yapıyordu. Ki o aynı nöronların bulunmasından tam 4 asır önce dünya tarihinin en büyük şairlerinden ve yazarlarından birisi ortaya çıktı. William Shakespeare. Shakespeare, insanın ruhunun derinliklerindeki en büyük tutkuları, arzuları, kıskançlığı ve ihtirası gördü ve onunla ilgili hikayeler anlatmaya başladı. Shakespeare bize aşkın ölümden daha üstün olduğunu söylemedi. Böyle bir öğüt de vermedi. Emin olun böyle bir öğüt verseydi biz onu çoktan unutmuş olurduk. Bize Romeo ve Juliet'i anlattı. Shakespeare bize patolojik derecede kıskançlığın insanın sonunu getirebileceğini söylemedi. Bize Otello diye bir karakter yarattı. Shakespeare bize ihtirasın insan hayatı için tehlikeli olabileceğini söylemedi. Bize Macbeth'in hikayesini anlattı. Anlattığı hikayeler o kadar etkiliydi ki dilden dile yayıldı ve bugün kutsal kitaptan sonra en fazla hikaye kitabı satan Shakespeare'dir. Ve bugün herkes Romeo ve Juliet'in hikayesini bilir. Ve insandaki aynı nöronlarını devreye sokar ve sizi Juliet'in balkonun altındaki bir Romeo haline getirir. 97 yılının bir bahar gününde ben Shakespeare'in Romeo ve Juliet'ini okurken Juliet'in balkonun altındaki Romeo olmuştum. O gün bir karar vermiştim. Ben de Shakespeare gibi hikayeler yazacaktım ve hikayeler anlatacaktım. Ama babam çok bu kararımla ilgilenmiyordu. Sürekli gelip sınava çalışıyor musun, soru çözüyor musun diyordu. Çünkü önümde bir sınav vardı ve sınavı başarmak zorundaydım. Aslında kızmıyordum. Annem sürekli soru çöz diyordu. Akrabalar sürekli soru çöz diyordu. Benim gibi insanlar herkes soru çöz diyordu. Bugün de emin olun aynı şeyi size söylüyorlar. Ya da insanlar soru çöz, soru çöz, soru çöz. Analiz yapmak, mantıklı olmak, rasyonel düşünmek, lineer düşünmek kıymetli bir şey. O gün de dünya içinde öyleydi. Çünkü sol beyinle yönetilen bir düşünce sistemin içindeydik. Sol beyin bizim daha mantıklı, daha analitik, lineer düşünmemizi sağlar. Ve aslında herkes bunun kıymetli olduğunu söylerdi. Sağ taraf ise ahenk, hayal kurma, yaratıcılık, empati gibi benzeri faaliyetler içerir. Ama o gün orada o üniversite sınavını kazanmak zorundaydık. Çünkü dünya meritokrasi denilen bir sistemle yönetiliyordu. Yani içimizdeki en yeteneklerin, en bilgilerin en başa geldiği sistem. Sizin ne kadar yaratıcı olduğunuz, ne kadar iyi hayal kurduğunuz kimsenin umurunda değildi. Eğer o zaman ÖSS'ydi, şimdi LYS, bütün soruları yaparsanız en iyi üniversiteye giderdiniz. En iyi üniversiteye giderseniz en iyi şirkette çalışırdınız. En iyi şirket olmazsa devletin en iyi bir kademesinde olurdunuz. Ve dünya ekonomisine, ülke ekonomisine ve siyasete sizler yön verebilirdiniz. Evet, bu sistem, sol beynin yönettiği düşünce sistemi bize zenginlik ve bolluk yarattı. Haklıydılar. Zenginlik, bolluk yarattığı dönemde şeyi hatırlarım ben, 88'de bir kot pantolon, markalı bir kot pantolon ya da markalı bir ayakkabı almak için Almanya'dan gelecek akrabalarımızı beklerdik. Ya da 2 çeşit çikolata vardı. Ya da herhangi bir şey için bulunmazdı ve çok para vermek zorundaydık bir markalı bir şey için. Bu zenginlik ve bolluk çağında her şeye ulaşabilir olduk. Bugün istediğimiz markaya istediğimiz şekilde ulaşabiliyor, istediğimiz çeşitlilikte, istediğimiz ucuzlukta her şeyi alabiliyoruz. Ama bu zenginlik ve bolluk çağı ironik bir duruma yol açtı ve bir çelişki yarattı. Bizim yaşam standartımız yükselirken ailemizde ve bireylerde mutluluk hissiyatı aynı kaldı. Yani bizler zengindik ama tuhaf bir tatminsizlik yaşamaya başladık. Bugün herhangi bir gelişmiş ülkeye gidin, kendi ülkemizde dahildir, orta karar bir refah ülkesinde bu zenginliğin arasında müthiş bir tatminsizlik görürsünüz. Bu tatminsizliğin en iyi göstergesi de doğunun o egzotik hallerine geri dönüşte gizlidir. Yoga, meditasyon, buna benzer şeyler artmıştır. Kişisel gelişim kitapları hızla çoğalmıştır. Hayatın sırrını veren insanlar her taraftadır. Bu doğaldır aslında. Çünkü insanlar artık bunca zenginlik arasında bir anlam aramaya başlamışlardır. Düşünün, bir markete gidiyorsunuz ya da bir reyona, aynı üründen onlarca var. Hepsi aynı kalitede, hepsi aynı nitelikte. Sizin için hangisi satın alma kararı verecek bir hikaye barındırabilir? İşte hikaye bu kavram ve anlam çağında ortaya çıktı. Çünkü veriler ve bilgiler arttıkça, ürünler birbirine benzedikçe, insanlar birbirine benzedikçe değerleri azaldı. Bu değeri arttırmanın en iyi yollarından birisi de hikayeleri olmasıydı. Çünkü hikayeler bize anlamlandırmamızı yarar ve bize başka bir anlam verir. Hikayeler insanların ürünlerle birbirleri arasında bir bağ kurmasını sağlarlar. Hikayeler mantık duvarını aşarlar. Hikayelerde kazan kazan ilkesi geçerlidir. Hikayeler en önemlisi benden bize çevirirler. 2009 yılında hikayelerin ürün pazarlamada ve satışında ne kadar etkin olduğunu görmek için bir grup bilim insanı bir deney yaptılar. Sıradan, Amerikan garajlarındaki sıradan bazı objeleri aldılar ve bunların her birine birer hikaye yazarak önemli objeler diye bir sitede bunları pazarlamaya başladılar. 128 dolara aldıkları bu ürünlerin her birini sattılar ve daha sonra 3600 dolara sattılar. Yani %2700 gibi bir kar elde ettiler. Yaptıkları şey önemsiz olan bir nesne hikaye bile yazsanız onun ne kadar değerli olabileceğiydi. Bugün hikayeyle çalışmanın, hikaye yaratmanın önemini dünyadaki en önemli şirketler görmeye başladı. Robert McKee öykü konusunda dünyadaki en iyi adamlardan birisidir ve bugün hala senaryo ve öykü konusunda seminerler verir. Seminerlerine katılan öğrenciler 27 Oscar ve 140'ın üzerine Emmy ödülü aldılar. Yüzüklerin Efendisi, Kayıp, Balık Nemo, X-Men gibi filmlere imza attılar. Bugün Robert McKee'ye büyük şirketlerden danışmanlık teklifi gelmekte ve danışmanlık yapmaktadır. 3M tepedeki yöneticilerine öykü dersleri vermeye başladı. Xerox kendi teknik elemanlarını, yani makinalarını tamir etmekle görevli teknik elemanlarının aslında el kitapçığından öğrenmediğini, kendilerinden daha deneyimli insanların hikayelerini dinleyerek makineleri nasıl tamir edeceklerini öğrendiğini gördü. Sistemini değiştirdi ve Euroca adı verilen bir veri tabanı yarattı. Bütün bu hikayeleri topladı, veri tabanına koydu ve bu teknik elemanlar el kitapçıklarının yanı sıra bu hikayelerden öğrenmeye başladılar makineleri nasıl tamir edeceğini. Fortune bunun 100 milyon dolar değerinde bir proje olduğunu söyler. NASA onu bilgi yönetimi girişimlerinde hikaye anlatımına kullanmaya başladı. Chicago'da StoryQuest denilen bir şirket kuruldu. Bu şirketin amacı davet ettikleri, yani siz bu şirketten birisini kendi şirketinize davet ediyorsunuz. Buradaki muhabirler sizin şirketinizdeki hikayeleri alıyorlar. Hikayeleri işliyorlar. Bunu daha sonra kurumsal hikayenizde, vizyonunuzu ve misyonunuzu yaratırken kullanıyorlar. Ve daha sonra da bunları çalışanlar verimlilik ve performansı için kullanmaya devam ediyorlar. Hikaye her yerde aslında. Bugün ister pazarlama alanında çalışalım, ister satış alanında çalışalım, isterse aşık olduğumuz kişiyi ikna etmek için hikayeye ihtiyacımız var. Bugün istersek iyi bir fikrimiz olsun ve bir yatırımcı bulmak isteyelim. Kendi fikrimizi anlatmak için iyi bir hikayeye ihtiyacımız var. Hikayeler mantık duvarını aşabilecek tek şeylerdir. Verileri, sayıları, analitik olan her şeyi aşabilecek tek şeydir. Ve bugün herkesin herkese benzediği, her ürünün her şeye benzediği bir yerde hikaye buna anlam katacak tek şeydir. Bugün baktığımızda, örneğin bazen storytelling üzerine eğitimler verirken şirketlerde şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ya ben iyi bir hikaye anlatamam diyor insanlar. Diyorum ki, siz akşam eve gittiğinizde eşinize bugünün nasıl geçtiğini anlatıyor musunuz? Evet diyor. O zaman zaten iyi bir hikaye anlatıcısınız. Ya da diyorum ki bana sevgilinizle nasıl tanıştığınızı anlatır mısınız? Emin olun Romeo ve Juliet kadar güzel bir aşk hikayesi anlatıyorlar. Ya da çocuğunuzun okulun ilk günü nasıl geçtiğini, ilk gününü anlatır mısınız diyorum. Bana çocuğunun kahraman olduğu bir hikaye anlatıyor. Aslında bizler doğuştan iyi birer hikaye anlatıcısıyız. Ve bu topraklar hikaye anlatmak konusunda çok zengin topraklar. Kıssadan hisse diye bir şey vardır bizde. Bizde hiçbir şey doğrudan anlatılmaz. Doğrudan yalan kötü bir şey de denilmez. Yalancı çobanın hikayesi anlatılır örneğin. Bizde Mevlana'nın hikayelerinde bir hisse vardır. Nasrettin Hoca'nın fıkralarında bir hisse vardır. Dede Korkut hikayelerinde hisse vardır. Biz hep hisseyi alırız. Ve gün içinde de bizim anlattığımız hikayelerde de bir hisse vardır. O gün iş yerinde canımızı sıkan birisini arkadaşımıza anlatırken kötü bir kahramanın hikayesini anlatırız ve oradan o arkadaşımızla bir ders çıkarır. O yüzden ne yaparsanız yapın, sizler kendi hayatınızda zaten bir hikaye kahramanısınız. Ve onun dışında anlatacağınız hikayeler kişileri etkilemenin, sizi daha farklı kılmanın en önemli yollarından birisi olur. İster sunum yapın, İsterseniz topluluğun konsantrasyonunu tutmaya çalışın, isterseniz ikna etmeye çalışın, isterseniz verdiğiniz mesajın akılda kalıcı olmasını sağlayın. Ama iyi bir hikaye tüm bunların hepsini yapar. Ama bazen olağanüstü bir şey olur. Herkesin bir hikayesi vardır ama herkes tek bir hikayenin bazen kahramanı olur. Olağanüstü bir durumdur. Fransız İhtilali, Küba Devrimi, Kurtuluş Savaşı gibi dönemlerde ve Gezi'de olduğu gibi. Herkes tek bir hikayenin kahramanı olur. Ben de Gezi'de tek bir hikayenin kahramanı olmuştum. Ve o baret 88 yılında bana mutluluğu, herkesin herkese dost olduğu, farklılıkların önemsenmediği ve zenginleştiği o baret 2014 yılında tekrar karşıma çıkmıştı. Her hikayenin bir simgesi vardır. Benim hikayemin simgesiydi o baretti. Sizin hikayenin simgesi size özeldir. Ama hikaye anlatmaya devam etmenizi dilerim ve hikayeler de başucunuzdan eksik olmasın. Teşekkür ederim.